Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankaların likidite sıkıntısının bulunmadığını belirterek bankacılık sistemiyle ilgili ortaya konan tüm söylemler verilere dayanması gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayri resmi beşli konferansın tarih ve yerinin açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımıza paylaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Jane Horlut'u 8 Mart'ta kabul edeceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü gayri resmi 5+1 toplantısından olumlu sonuç temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Kanal T Haber ekmek dosyasını açtı. Bu konuyu Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı ile konuştu. Çıralı, ekmek serbest piyasa koşulları içinde kendi fiyatını belirliyor. Ekmeği sadece fırıncılar üretmiyor. Bu ekmekleri market fırınları da imal ediyor diye konuştu. Çıralı ayrıca ekmek kalitesi ve fiyatı konusunda Türkiye ile aynı değerde değiliz dedi. Evet, vatandaş ekmek fiyatından dertli. Kimisi 2 TL'ye, kimisi 2,5 TL'ye ekmek aldığını ifade etti vatandaşın ama şu bir gerçek ki alım gücü oldukça zorluyor ekmeğin fiyatının 2,5 TL olması. Vatandaşın dikkat çektiği nokta ise denetim eksikliği. Eğer denetimler tam olsa belki bu fiyatları ekmekler görmeyecek yönünde görüşler var. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, fırıncılar olarak ekmeğin daha ucuz olması için gayret göstermelerine rağmen hükümetin duyarsız olduğundan dolayı sitem etti. Pandemi koşullarında ekmek fiyatlarını düşürebileceklerini belirtti. Şimdi tabii ki ekmek temel tüketim maddesi olduğu için herkesin gözüne batan bir konudur. Biz yıllardır ekmeğin daha ucuza olabilmesi için gayret göstermemize rağmen maalesef hükümetlerin duyarsızlığı bizleri bugünlere getirmiştir. Şu anda satılan 2,5 liralık ekmek fiyatı aslında günün koşullarında olması gereken bir fiyattır. Yalnız bu fiyat şu andaki pandemi döneminde halkımızın alım gücünün düşmesine bağlı olarak bu fiyatları daha uygun fiyatlara çekebilir miyiz diye sorarsanız çekebiliriz. Bunun sebepleri vardır. Bu sebepleri ortadan kaldırmamız lazımdır. Ancak hükümetler maalesef bugüne kadar bu konuya pek duyarlı kalmamışlardır. Peki bazı marketlerle satılan ekmeklerdeki fiyat farkı nereden çıkıyor? Tabii 50 kuruş ciddi bir rakam. Hatta daha da kötüsü, daha da farklı fiyatlar vardır. Yani piyasayı araştırdığınızda 1.75'e de ekmek verenler vardır. Şimdi burada aslında bu ekmek piyasası serbest piyasa koşulları içinde kendi fiyatını değerlendiren bir konudur. Yalnız şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz ekmek sadece fırıncılar üretmiyor. Bu ekmeği market fırınlarda imal ediyorlar ve market fırınlar ekmeği daha ziyade bir reklam unsuru olarak kullanıyorlar. Ve sanki de ekmek 1,5 liraya, 1.75 liraya satılır da fırıncı bunu sattırmak istemez gibi bir algı oluşur. Bu gerçekten çok büyük bir yanlış ama temelde yanlışlıklar vardır. Yani şu anda halkımızın 1,5 lira, 2 lira ekmek yemesine biz de arzu ederiz. Hatta daha ucuz ekmek yedirebilirsek, sunabilirsek biz de onu yapmak isteriz. Ancak bu konuda hükümetlerle yaptığımız görüşmelerde maalesef bu konuların önünü açamadıkları için şu anda ekmek fiyatı 2,5 liradır. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankaların likidite sıkıntısının bulunmadığını belirterek bankacılık sistemiyle ilgili ortaya konan tüm söylemlerin verilere dayanması gerekir diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankacılık sisteminin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bankacılık sisteminin sürekli ve güncel verilerle yönetildiğini işaret eden Önal, bu nedenle bankacılık sistemiyle ilgili ortaya konan tüm söylemlerin verilere dayanması gerektiğini vurguladı. KKTC'de bankaların likidite sıkıntısının bulunmadığını belirten Önal, özellikle uluslararası karşılaştırma yapıldığında aktif likitler açısından verilerin çok çok iyi noktada olduğunu söyledi. Önal, kredilerin geri dönüşünde bir sıkıntı bulunmadığını ifade ederek ödemede güçlük çekenlerin yapılandırma yoluna gitmesi nedeniyle kredilerin geri dönüşümünde geçen yıla göre iyileşme olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayri resmi meşri konferansın tarih ve yerinin açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımıza paylaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gayri resmi beşli konferansın 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de yapılacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Gerçekçi bir zeminde uzlaşının mümkün olduğunu belirten Tatar, Türkiye'nin destek verdiği iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımızla paylaşacağız dedi. Tatar'ın paylaşımı şöyle: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısının tarih, yer ve amacını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gerçekçi bir zeminde uzlaşı mümkündür. Türkiye'nin destek verdiği iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımızla paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Jane Hoylut'u 8 Mart'ta kabul edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun yaptığı yazılı açıklamada BM öncülüğünde Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5 artı 1 formatındaki gayri resmi toplantı ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu belirten Olgun, Cumhurbaşkanı Tatar göreve gelmesinin hemen ardından halktan aldığı yetkiyle Türkiye'nin tam desteğini alan yeni vizyonu BM dahil ilgili tüm taraflarla paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk tarafı 5 artı 1 gayri resmi toplantısı için çalışmaları devam ettiğini vurgulayan Olgun, geçen hafta müzakere süreçlerine yer almış hukukçu ve akademisyenlerle yapılan çalışma sonrasında müzakere süreçlerinde yer almış ve Kıbrıs sorunu üzerine çalışan 15 uzman ve akademisyenlerle 1, 3 ve 9 Mart tarihlerinde 3 ayrı çalışma daha yapılacağını belirtti. Olgun, müzakere heyetinin yarım asrı aşkın süredir devam eden müzakerelerin neden başarısız olduğuna dair kapsamlı çalışmasını tamamladığını, çıkarılan dersler ışığında Kıbrıs'ta sürdürülebilir istikrar, uzlaşı ve işbirliğinin mümkün olması için sürecin hangi esaslar üzerine ve ne şekilde kurgulanabileceğine dair çalışmaları sürdürdüğünü altını çizdi. Olgun 5 artı BM gayri resmi toplantısının hazırlık mahiyetinde üst düzey BM yetkilisi Lut, 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirecek. Kıbrıs Türk tarafı 5 artı BM gayri resmi toplantısına iyi niyet ve samimiyetle öngördüğü yapıcı vizyon çerçevesinde resmi müzakerenin başlamasını sağlayacak ortak bir zemin ulaşılacağı inancıyla hazırlıklarını sürdürecektir ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü gayri resmi 5 artı 1 toplantısından olumlu sonuç temenni ettiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric günlük basın brifinginde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek toplantı ilişkin açıklamada bulundu. Kıbrıs konusundaki çabalara bakıldığında iniş ve çıkışlar yaşandığını belirten Dujarric, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Hoylut'un taraflarla bir süredir istişarelerde bulunduğunu ve toplantının zamanlamasının uygun olduğunu söyledi. Dujarric, tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantının gayri resmi olacağını dile getirerek olumlu bir sonuç görmeyi temenni ediyoruz dedi. Birleşmiş Milletler dün 27-29 Nisan arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5 artı 1 toplantı düzenleneceğini açıklamıştı. Rum Sağlık Bakanı, Haziran ayının sonuna kadar nüfusun %70'in aşılacağını söyledi. Rum Bakan, İsrail'e yapılan anlaşmaların
1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını söyledi. Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İonlu, Haziran ortasına kadar 500 ile 550 bin kişinin yani nüfusun %70'inin aşılanmış olacağını, Nisan sonuna kadar aşılama çalışmalarının artarak 350 bin kişiyi kapsayacağını duyurdu. Kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda Rum Bakanlar Kurulu'nun kararlarını basın açıklaması sırasında konuşan Sağlık Bakanı, o zamana kadar en az Nisan ortalarına kadar tüm koruma önlemlerinin alınması ve sağlık protokollerinin uygulanması gerektiğini vurgulayarak hükümetin yavaş ve istikrarlı olarak ilerliyoruz pozisyonuna sadık kaldığını söyledi. Aşı olan kişilerin tatil için Kıbrıs'a gelmeleri olasılığı ve İsraillerin Paskalya tatilini Kıbrıs'ta geçirmeye gösterdikleri ilgili basında çıkan haberler konusunda bakan, İsrail'le yapılan anlaşmanın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını söyledi ve bu ek bir kontroldür. Diğer ülkelerle ilgili havaalanlarında geçerli olan test vesaire gibi şeyler yine geçerli olmaya devam edecek dedi. İsrail'le yapılan anlaşmanın aynısının Yunanistan ile de yapıldığını ve başka ülkelerinde buna yönlendirildiğini söyleyen bakan, pratik nedenlerden dolayı Avrupa düzeyinde aşı belgesi çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmamış olabilir. Ancak bazı ülkelerin bunu yapamayacağı anlamına gelmiyor dedi. Havaalanlarına gelecek olan yolcular için tüm uygulamaların geçerli olduğunu ve şu ana kadar kimsenin olumsuz PCR testi sonucu olmadan gelmediğini belirtti. Türkiye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddiasına yanıt veren Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı, bunun akıl izahı var mı, devlet sırlarını ifşa etmenin anlamı nedir diye sordu. Bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Firmaya biz bedelsiz olarak verdik ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Bunu kim söylüyor? Üretici firma. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, ticari sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi. Biz aşıyı en ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamın arkasındayım. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir dedi. Bunu çok iyi bilsin. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Ve bu iddiamın halen arkasındayım. Dolayısıyla bu ülkeler arası karşılıklı sözleşmeyle de ticari sır olarak korunması gereken bir durumdu. Üretici firmanın bağışlamış olduğu, devlete bağışlamış olduğu veya bedelsiz verdiği aşıyı üretici firma fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. İddia bu. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bununla akılla izah var mı? Sinop'ta Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Necahettin Karabulut ormanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sinop'ta Kıbrıs gazisi Necahettin Karabulut ormanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay Sinop merkeze 12 kilometre uzaklıkta Çobanlar Köyü'nde meydana geldi. 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necahettin Karabulut öğle vaktinde ormana ağaç kesmek için gitti. Ancak o saatten sonra ailesi ondan bir haber alamadı. Karabulut'u merak eden ailesi ve komşuları onu aramaya çıktı. Orman işletme için kesim işçiliği yapan Necahettin Karabulut'un kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Haberi alan Karabulut'un iki oğlu ve eşi yasa boğuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridine alınan bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Savcı incelemesi sonucunda traktörle ormanın içinden alınan Karabulut'un cansız bedeni evinin önünde cenaze aracına kondu. Otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gittik, yatıyor aynı şu şekilde.
böylece uzanmış, bu kolu yerde, bu kolu böyle. Böyle bir ağaç, ince ağacın üstünde duruyor. Buradan deptiği zaman tam buraya vuruyor. Burayı patlatmış, beyin aramasından gitmiş. Necattin Karabulut, Kuyumuz halkında en iyilerinden bir tanesiydi. Çok çalışkan, işinde, gücünde, dürüst, kimseyle öyle hüsmeti olmayan birisiydi. Azerbaycan'da ve dünyanın farklı ülkelerinde 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamının kurbanları anılıyor. Ermeni güçleri Dağlı Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda resmi rakamlara göre 83 çocuk, 106 kadın olmak üzere 613 Azeri vatandaş hayatını kaybetmişti. ...28 yıl önceydi. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti. Aslında Hocalı katliamına giden olaylar zinciri 1980'li yılların ikinci yarısında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte başladı. Ermenistan, Azerbaycan'a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında hak iddia ediyordu. Sovyetler Birliği'nin yıllar boyunca yürüttüğü politikaların sonucu olarak bölgede Ermeni nüfusu çoğunluktaydı. Oysa bölge uluslararası örgütlerce de hukuki olarak da Azerbaycan'a aitti. Tansiyon Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin 1988 yılında Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a katılmak istemesiyle iyice yükseldi. Bölgelerde hakim olan tam bir korku ve endişe atmosferi. Her an başlayabilecek bir çatışma ya da bir bombardıman ortalığa ölüm saçabilir. Burada silahlar her an konuşmaya hazır. Köyler arasındaki ulaşım ancak Azeri milislerin kullandıkları Mi-24 savaş helikopterleriyle yapılıyor. Dağlık Karabağ Meclisi Ermenistan'a bağlandığını ilan etti. Azerbaycan da buna karşılık Dağlık Karabağ bölgesinin özerk statüsünü kaldırdı ve kendine bağladı. Tüm bu gelişmeler üzerine Karabağ Özerk Yönetimi Bağımsızlık Referandumu yapma kararı aldı. Azerilerin katılmadığı referandumla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Gerilim doruk noktasındaydı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma kaçınılmaz hale geldi. Rusların desteğini alan Ermeni kuvvetleri Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti. 936 kilometre karelik alana sahip Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ'ın en önemli noktalarından biriydi. 2605 hanenin bulunduğu Hocalı yaklaşık 7000 kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3000'e kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti. Ermeni kuvvetleri 1991'in son günlerinde harekete geçti. Hocalı'ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardım bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu. Ve o kara gün, 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin Rusların teknik imkanlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu. Hatta saldırıda Rus askerlerin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti. Sokaklarda bitmeyen bir ağıt dinleniyor. Her ölenin adı söylenip anılıyor. İşte bu manzara Agdam'da günlük hayatın artık ayrılmaz bir parçası. Bu durum hala değişmiş değil. Ateşkes ilan edildi ancak karşılıklı çatışmalar sürüyor. Azeri köyleri üstündeki baskı hala bitmedi. Tabii herkesin merak ettiği soru da aynı. Ermeniler neden bu köylere saldırdılar? Amaçları neydi? Ne sebep oldu saniye? Kamimi üftele ayyaba aldın. Karabağ, Azerbaycan topraklarının içinde 5000 kilometre karelik küçücük bir bölge. 26 Şubat sabahına kadar süren katliam 613 kişinin canına mal oldu.
Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam 26 Şubat'ın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kadar bir kara leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi ve hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı. Resmi kayıtlara göre öldürülenlerden 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk, 150 kişiden hiç haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi. 25 çocuk her iki ebeveyni, 130 çocuk ise ebeveynlerden birini kaybetti. İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olarak tarihe geçen Hocalı katliamı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov görevini bıraktı. Azerbaycan parlamentosu Hocalı'da yaşananların soykırım olduğunu ilan etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş ise 1994 yılına kadar sürdü. İki taraf arasında yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında 14 Temmuz'da 2020'de çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general olmak üzere 7 askerin şehit olması, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına giden savaşın fitilini ateşleyen bir gelişme oldu. Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine topraklarını işgalden kurtarmak üzere karşı saldırı başlattı. İşgal altındaki topraklar Azerbaycan ordusu tarafından bir bir kurtarıldı. Toplamda 5 şehir, 4 kasaba, 287 köyde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. 44 gün süren çatışmalar boyunca Ermenistan ordusunun saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti, 416 sivil yaralandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı katliamının 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı katliamının 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine yönelik saldırılarda gerçekleşen vahşetin ve soykırımın 29. yıl dönümündeyiz. İnsanlık ve dünya tarihinde kara bir leke olarak yer alan Hocalı katliamında aralarında yaşlıların, kadınların ve çocukların da bulunduğu 613 Azeri kardeşimiz Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilirken yüzlercesi kaçırılmış, binlercesi esir alınmıştı. Aradan yıllar geçse de unutulmayacak olan bu katliamı yeniden lanetler şahsın ve Kıbrıs Türk halkı adına kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha başsağladılar. Bu katliamda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı ve 67. doğum günü kutladı. Nice sağlıklı yıllar diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı ve nice sağlıklı yıllar diledi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi COVID-19 pandemisiyle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın devam edeceğini, Kuzey Kıbrıs'a aşı dahil sağlık desteğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü aracılığıyla 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını açıkladığı 5+ BM gayri resmi toplantısına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bunun üzerine Erdoğan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasında olduklarını, bunun birlikteliği, pozisyonu güçlendirdiğini kaydederek Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi. Avrupa Birliği ülkelerin liderleri yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları sürdürme, bu sırada aşıların üretimi ve tedarikini hızlandırmak için çabaları artırma kararı aldı.
Avrupa Birliği liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptığı zirve toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada mevcut durumda zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların devam etmesi gerektiği vurgulandı. Seyahat kısıtlamalarının orantılı olması, ayrımcılığa izin verilmemesi, sınır bölgelerinde yaşayanların mecburi geçişlerinin engellenmemesi ve tek pazarda mal ve hizmet akışının sağlanması istendi. Açıklamada acilen aşıların onay sürecinin üretiminin ve dağıtımının hızlandırılması gerektiği vurgulanarak virüsün mutasyona uğramış türlerinin tespiti için takip kapasitesinin artırılmasının önemini işaret edildi. Speeding up the production and delivery of vaccines and vaccinations across the European Union. Aşı üreten şirketlere de mesaj veren Avrupa Birliği liderleri, şirketler aşı üretimlerinde öngörülebilirliği sağlamalı ve sözleşmelerdeki teslimat tarihlerine saygı göstermelidir ifadesine yer verdi. Aşı sertifikası hakkında ise bu konudaki çalışmaların devam edeceği ve bu konunun daha sonra tekrar tartışılacağı belirtildi. Açıklamada Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle dayanışma vurgulandı ve ihtiyaç duyan ülkeleri aşı temini için COVAX programı çerçevesinde desteğin süreceği kaydedildi. The South African variant is in 14 member states and the Brazilian variant in 7. Avrupa Birliği liderleri ayrıca COVID-19 krizi henüz bitmemiş olsa da gelecek sağlık krizlerine hazırlıklı olabilmek için çabaların güçlendirildiği ifade edildi. Liderler Avrupa Birliği Komisyonu'nun Haziran ayına kadar bir rapor hazırlayarak COVID-19 salgınından nasıl dersler çıkarıldığını belirlemesini istedi. Açıklamada gelecekteki benzer krizlere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma için çalışma ihtiyacı vurgulandı ve bu konunun Roma'da düzenlenecek G20 Küresel Sağlık Zirvesinde konuşulacağı aktarıldı. İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son bir haftada 6 kez faaliyete geçti. Yanardağdan püskülen lavların yüksekliği zaman zaman 1000 metreyi buldu. İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son bir haftada 6 kez faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı'nda dün volkanik patlama gerçekleşti. İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Etna Yanardağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi. Enstitü Etna'nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan hareketliliği orta yüksek şiddetinde olarak tanımladı. Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı son bir hafta içinde 6 kez aktifleşti. Yanardağdan püskülen lavların yüksekliği zaman zaman 1000 metreyi buldu. Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde çalışan 8 kişi Rusya tarafına elle itilen ve demir yollarında kullanılan Drizin isimli araçla geçti. Bu ilginç geri dönüş anları Rusya'nın gündemine oturdu. Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin 3. Sekreteri Vladislav Sorokin ve ailesi başta olmak üzere toplam 8 kişi Rusya'ya dönüş için önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan tren ile Rusya'nın sınırı yakınlarına geldi. 32 saat süren tren yolculuğunun ardından otobüse binen çalışanlar 2 saatlik yolculuğun ardından Rusya sınırına ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan sınırdan Rus diplomatların ve ailelerinin ülkeye dönüş anları ise oldukça zorlu oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'den dönüş yapan aileler için demiryolu işçilerinin kullandığı Drezin isimli motorsuz demiryolu aracının dizayn edildiğini, bavulların ve çocukların bu araca konulduğunu, yetişkinlerin ise aracı elleriyle iterek Rusya tarafına geçtiğini ifade etti. Tümen Nehri üzerinde tren yolu köprüsü üstünden geçen diplomat ve ailelerinin 1 kilometreden fazla yolu bu şekilde geçtiği aktarılırken ardından Vladivostok'a geçtikleri ve tahsis edilen araçlarla evlerine gönderildikleri belirtildi. Savunma Bakanlığı Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatların ve ailelerin dönüş anlarına dair fotoğraf ve görüntüler paylaşırken bu ilginç geri dönüş anları Rusya'nın gündemine oturdu.
Değerli izleyenler, bültenimizin sonunda Sağlık Bakanlığı'nın son COVID tablosunu sizlere paylaşalım. Son 24 saatte 38 vaka, 23 kişi taburcu oldu şekliyle verildi haber. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5494 test sonucunda 20'si yerel, 38 pozitif vakaya rastlandı. 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı ve şu anda 23 kişi taburcu edildi açıklamasını sizlere paylaşmış olalım. Ve bültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşıyoruz. Mutlu hafta sonları, esen kalın. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankaların likidite sıkıntısının bulunmadığını belirterek bankacılık sistemiyle ilgili ortaya konan tüm söylemler verilere dayanması gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayri resmi beşli konferansın tarih ve yerinin açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımıza paylaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Jane Horlut'u 8 Mart'ta kabul edeceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü gayri resmi 5+1 toplantısından olumlu sonuç temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.